kocaman herif. Suyun hazır, hadi şimdi seni de çup çup yapacağız, tamam mı? Hadi. Şöyle bir güzel sabunlayalım. Kocamanım benim. Sanım tertemiz olacaksın. Birbirinden güzel değil mi? Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Bir bulgur pilavı yaptım ki görmem. Acılı hem de. İlkbaharda oğlum. Niye şimdi gitmiyoruz? Daha para denkleşmedi. Biz gidelim sonra denkleşsin. Höst lan! Ben çalışmazsam nasıl denkleşir ha? Hadi yat bakalım. Baba! Gene ne var? Toprağımız çok mu büyük olacak? Büyük olacak oğlum. Hayvanlarımız da olacak mı? Olacak oğlum. Hadi yat bakalım. Baba! Atlarımız da olacak mı? Bakalım! Baba! Benim de bir atım olacak mı? Olacak oğlum! Olacak! Hadi uyu bakalım artık, hadi! Baba! Baba! Ben ne zaman silah kullanacağım baba? Hiçbir zaman. Ama senin var ya! Sen silah kullanmayacaksın oğlum. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Unutma bunu. Hiçbir zaman. Ne zaman alacaksın? Alfabeyi öğrendiğin zaman. Hemen öğreneceğim. Ben de hemen alacağım. Hadi oğlum. Hadi aslan oğlum, uyu. Allah rahatlık versin baba. Sana da.
Kim o? Ben Hüsnü abi. Nazmi Bey istiyor sizi. Bekle, geliyorum. Kasım Bey geldiler. Kaç gündür nerelerdeydin Kasım kardeş? Evi tamir ettim. Oğlumuz nasıl? Ellerinden öper. Birkaç gün göremeyeceksin oğlumuzu. Beylerin bir işi var. Mardinli Şerif oyun bozanlık etmiş. Gözükmek lazım. Makbule teyze gelecek, bir iki gün kalacak seninle, tamam mı? Tamam baba. Sözümden çıkmak yok. Ben gelene kadar alfabeyi öğrenirsen... O zaman bisikleti alırsın değil mi baba? Tabii alırım oğlum, merak etme. Çabuk gel baba. Olur. Götürmeye geldim Mardinli. Bana bulaşma Kasım Ağa! Anlaşmayı bozmuşsun Mardinli. Bizimle geleceksin Şerif. Sen hayatınla ödersin Şerif. Beylerin hakkını vereceksin. Emredersin efendi baba, emredersin! Raconunu kestim Mardinli. 10 milyon mal tazminatı ödeyeceksin. Şimdi git. Emredersin efendi baba, emredersin! Sen ne istersen o olur efendi baba, emredersin! Sağ ol. Çıkıp dur, al!
seni baba. Toprağımız çok mu büyük olacak? Atlarımız da olacak değil mi? Benim de bir atım olacak mı? Ağlama oğlum. Bundan sonra beni babam bileceksin. Sen benim evladımsın artık. Bir daha ağladığını görmeyeceğim. Erkekler ağlamaz. Tamam mı yavrum? Ağlamayacağım efendim. Aferin sana. Hadi yat bakalım. Hiçbir eksiklik istemiyorum. En iyi şekilde yetiştirilecek.
mor muyum? Baba... Gidelim sonra denklesin. Baba... Toprağımız çok mu büyük olacak? Hayvanlarımız olacak mı? Baba... Canım babacığım... Geliyorum efendim. Kimin bu çocuk? Kamil babanın torunu. Başka kimsesi yoktu. Nazmi bey getirtti. Bundan sonra deden benim dedi. Allah razı olsun. Gördün mü Kamil'i? Gördüm. Yaktılar bizi. Yıkma kendini. Biz onları bin kere yakarız.
Kimdi baba? Yaşanan adamlar. Öldürenleri sormadım. Gammazlayanlar kimdi? Onları bulman için seni çağırdım. Dur! Delilik istemem. Araştırırken canavarlık yok. Kim yaptı? Murat Bey! Yemin ederim bilmiyorum ben. İnanın, inanın, hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum. Dur. Kime vurdurdular? Kime vurdurdular lan? Bilmiyorum dedim. Dur söyleyeceğim. Nezvaya yaptırdılar. Yaşar'ın adamı. Nezvaya. Söyleyeceğim. Kıyma bana, söyleyeceğim. Recep'le ikimiz yaptık.
Alo? Murat Bey oğlum, misafirlerimiz var, hemen gel. Peki baba. Beyler eski dost, memleketli. Mithat Bey'in babası Kirvem olur. Aile gibiyiz. Reşit Ağa'yı bilirsin memlekette. Ağa rahmetli oldu. İşte bu gördüğün üç kardeş... ...bütün hayatlarında... ...ilk gibi çalıştılar amcalarına. Ama ağanın ayrıldığı karısından bir kızı var. Şimdi mirasın tümüne o konuyor. 50.000 dönüm arazi, 24 köy. Memleketten bütün ağalar haber saldı. Ortadan çekilecek o kız. Mahcup etmeyeceksin. Ne de olsa babalık hakkım var. Kaza olacak. En ufak bir şüphe işi mahveder. Mahvoluruz. Mutlaka kaza olmalı. Herkesi inandırmalı. Aman kardeş, mahvoluruz. Merak etme, kızı gösterin. İşte, geliyor. Şu gri mantolu kız. Doktordur, adı Eda. Burada yatıp kalkıyor. Doktor hanım diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Kızı gördün, yerini bildin. Gerisi senin işin.
Hayrola? Kaza yaptım. Ya kız? Olmadı. Aman ağam! Yarın olacak. Yangın tehlikesi geçirdik. Elektrik kontak yaptı, bina yanıyordu. Lütfen birilerini gönderin. Biliyorum. Yarın öbür gün tatil ama elektrik tesisatı bu, değişmesi lazım. Hayır, Salih Usta'nın yapacağı iş değil. Koskoca elektrik tesisatı bu. Ne olur dinleyin. Alo, alo! Neymiş değişecek olan? Okulun elektrik tesisatı mı? Evet. Gösterin bana. Siz affedersiniz, kimsiniz? Tesisat işleri yaparım. Bir göreyim. Faydam olur belki. Çok fakir bir yuva burası. Sadece çocukların yiyeceğini ve kömürünü veriyorlar. En ufak bir iş olsa tahsisat yok diyorlar. Çocukların battaniyesini de, ilacını da, üstünü başını da bağışlarla kışlamaya çalışıyoruz. Bir zenginin aklına gelecek de, işlediği bir günahın kefareti, başımın gözümün sadakası diye birkaç bin lira atacak önümüze. Yanmadığınıza şükredin. Ne yapacağız şimdi? Yarın erkenden ustalarımı getiririm. Bütün tesisatı baştan yaptırmak gerekiyor. Bakın, çok özür dilerim. Bana kızdınız demin ama para... Değişmeli. Tut ki ben de günahlarımın kefaretini ödüyorum. Murat oğlumuz, kendi öz evladım sayılır. Kasım'ın yadigarı. Metin'i çok işitmişiz Adana'da. Canavardır derler. Bu kız için geldim Adana'dan. Ana da söyledim. Bizim için ölüm kalım meselesidir. Çok lazım bize o topraklar. Hudut geçiyor oradan. Suriye bizim yolumuz. İşittik ki kızın aklı havalardaymış. Toprağı köylüye bağışlamaktan bahsedermiş. Maazallah, maazallah. Çok, çok ziyanımız olur. Bu iş bitecek Fırat yeğenim. Uçan kuşun bile ruhu duymadan bitecek. Bilirim. Kaza süsü vermek zordur, çok, çok zordur. Ama hepimizin kararı Fırat yeğenim, benim, Nazmi Ağa'nın, Fatsalı'nın, Tophaneli'nin... Hepimizin kararı. En kısa zamanda bitecek bu iş. Göreyim seni.
kuvvetle hediye etmişlerdi bana. Fırat yeğenimize layıktır dedim. Sen taşırsın bundan sonra. Maliyeti yaptım, 150.000 lira. Başlayayım. Peki. Tekrar tekrar söylüyorum, ne olur bağışlayın. Biz bu parayı... Nereden geliyor kablonun ucu? Direğe bağlı olmalı. Damda bir hat var. Ben bakarım. Nereden çıkılıyor damı? Buyurun, ben sizi götüreyim. Bakkaldan çıkarken kolumu yakaladınız ya, öyle korktum ki. Canavar gibi gözüktünüz gözüme. Katil gibi bakıyordunuz. Ne tuhaf! İnsan nasıl yanılıyor, değil mi? Darılmıyorsunuz ya, içimden geldiği gibi konuşurum hep. İşte şurası! Yumurcak kapının önüne çıkmış, neredeyse ezilecekti. Ona seslendim. Kabloya bakacak mısın? Geçen akşamki yağmurda buradan alevler çıktı. Herhalde kontak yapmış olacak. Arkadaşlar gelip bakarlar, merak etmeyin. Bisikletli o yumurcak var ya, dünyalar tatlısı. Geçen ay getirdiler. Babası katilmiş. Düşmanları takip edip vurmuş. Anne diyor bana. Her gün babasını soruyor. Baban sana bisiklet almak için para yolladı dedim. Geceleri bisikletle yatıyor hep. Diğer çocuklara da almak lazım tabii. Bir işim var, kanuni işlemi yapılsın. Kimseye muhtaç etmeyeceğim bu zavalları. Hepsini, her şeyimi bu yavrular için ortaya dökeceğim. Ne işi bu? Bir miras. O kadar çok mu? Çok. Kutlarım. Kimden? Babam. Başın sağ olsun. Onun mirasını mı dökeceksin ortaya? Evet. Son kuruşuna kadar çocuklara harcayacağım parayı. Niçin? Daldan mı topladı o parayı baban? Hayır! İnsanların ciğerlerinden sökerek aldı, kanlarını emerek aldı. Köylünün toprağını elinden alarak, onlara faizle para vererek aldı. Anlayacağın, o büyük parada saçı bitmemiş yetimlerin, çocukların hakkı var. Malzemeler geldi. Üşümüşsünüzdür, çay demledim size. Sabaha kadar çalışırız deyince oda hazırladım size. Okulun en iyi odaları, kalır mıydınız? Kolaylık olur, kalırız tabii. Burada rahatsız olmazsınız ya. Olmam, elinize sağlık. Hala inanamıyorum. Sizin gibi biri yetim çocukların yuvasına geliyor, kendi onarıyor, kendi çalışıyor, sonra böyle bir odada kalabiliyor.
Tam bir masal gibi. Ama siz gerçeksiniz. Müdür yok mu? Annesine gitti. Kapıcıyla benden başka kimse yok. İyi geceler. Kapıcıyla benden başka kimse yok. Kapıcıyla benden başka kimse yok. Kapıcı odasında. Kız da yalnız abi. Abi, tam zamanı. Kabustu. Çok, çok rahatsızdınız. Uyandırmaya mecbur oldum. Özür dilerim. Bir sinir ilacı getireyim size. İstemem. Thank you.
Sabah kahvaltımız bu kadar. Ne yapalım? Bu sabah pazar diye zeytin var. Yoksa kimin haddine? O da lüks oldu. Reçele gelince unuttu tadını yavrucaklar. Şöyle buyurun. Bunlar ne? Siz misafirimizsiniz. Bağladım kağıtları, parmağının ucunu değdirse kömür olur. Kimse de anlamaz. Hep aynı kabusunu görürsün. Kabus değil gerçeği. Babamı gözlerimin önünde vurdular. Hiç gitmez gözümün önünden. Dünyada her şeyimdi babamdan. Dünyada hiçbir baba oğlunu onun beni sevdiği kadar sevemez. Hiçbir çocuk babasına benim gibi tapmaz. Gözümün önünde öldürdüler onu. Anne! Bir dakika. Kutunuz öğleden sonra monte edilecek. Ana hat bağlantısını şuradan tamamladık. Tutunup bakabilirsiniz. Dur! Ama abi... Defol! Sormadan bir şey yapma, tamam mı? Tamam abi. Git işinin başına! Ben... Ölebilirdim. Çok iyi bir kızsın sen. Kardeşimizsin, ortağımızsın, her şeyimizsin Nazmi kardeş.
Senin takdirin haşa sümme haşa, Allah'ın emri bizim için. Bir kuruntum var galiba ağam. Beyan edersen çaresine bakarız. Estağfurullah, estağfurullah. Kuruntu değil. Bu Fırat yeğenimiz sağlamdır değil mi? Bir şey mi işittin? Haşa, haşa. Aa! Vuracağı kızla birlikte gördüm onu. Nesi var çocukların? Soğuk almışlar. Donuyor yavrucaklar. Geçen kış 4 yavrumu kaybettim. Bütün kış bir ay bile soba yakamadık. Kömür tahsisimiz o kadarmış. Müdür beyle kendi maaşımızdan aldık biraz. O da bir hafta yetti. Babam sağdı. Yüzümü kızartıp ondan para istedi. Cevap bile vermedi milyarder babam. Memleketin en büyük ağalarından biri. Cevap bile vermedi. Elbiseleri bir incecik gömlek, yamalı bir pantolon, ufacık bir hırka. Ceketleri de paltoları da bu zavallıları. Kaç çocuk var? Niye sordun? Kaç çocuk var dedim. 220. Teşekkür edeceğini bilemiyorum. İki defa fırsat geçti eline. İsteseydi kızı haşat ederdi. İstemedi, kimsenin de ruhu duymazdı. Yapmadı, gözlerimle gördüm, yapmadı. Niçin? Kıza aşık oldu. Bağışla efendi baba. Deli gibi aşıklar birbirlerine. Ağam. Ağam. Emredersen o işi ben yapayım. Dön işinin başına. Fırat'ın emrindesin. Hadi. Dur. Benimle konuştuğundan kimsenin haberi olmayacak. Kimseye Fırat hakkında bir şey söylemeyeceksin. Anlaşıldı mı? Bilhassa Rıza Ağa sorarsa daha fırsat olmadı ağam diyeceksin. Annemi başından attığında 1 yaşındaymışım.
İstanbul'a dayımın yanına geldik. Aydana'ya ölmeyecek kadar gönderilen parayla geçinmeye çalıştık. Annem çalıştı, ben çalıştım, hem de okudum. Lisedeyken annem öldü. Babam yanına çağırdı beni ama gitmedim. Gönderdiği parayı da geri çevirdim. Tehditlerine kulak asmadım. Çalıştım, çabaladım, tıbbiyi bitirdim. Babam olacak o adam ölmüş. Beni evlatlıktan atmıştır diyordum ama yatmamış. Bütün miras bana kalıyormuş. Arkadaşımın abisi avukattır, o işi ele aldı. Ülkenin 3-5 zengininden biri ben olacakmışım. Çok yakında her türlü işlemler bitecekmiş. Çocukluğumu, o acı dolu günleri, kimsesizliğimi unutamıyorum. O yüzden bütün elime geçecek parayı kimsesiz çocuklara, eğitim vakfına bağışlayacağım. Ülkede tüm çocukların yüzü gülsün, yokluk nedir bilmesin istiyorum. Sonra? Ben çok acıktım. Belki yemek yiyecek kadar paramız vardır. Nasılsın? Teşekkür ederim. Gördüm Nazmiha, kol kola, göz göze, Leyla ve Mecnun gibi. Bir bildiği vardır elbet. Muhakkak, muhakkak ki bildiği var. Ne demek oluyor bu? İkimiz de çocuk değiliz Nazmiha. Fırat'ın niyeti belli. Kızı kendine alıp mirasın üzerine konmak istiyor. Bu nasıl laf ha? Görünen köy kılavuz istemez. Fırat senin oğlun sayılır bugüne bugün. İşi senin namusuna, şerefine bıraktık. Sırrımızı sana ayan ettik. Bitirmek sana düşer. Hem de en kısa zamanda. Hepimizin en eskisisin. Bildiğin gibi yap ama fazla beklemem ha. İş benimdir. Söz verdiğim şekilde bitecek. Aksini düşünen varsa, anama küfretmiş sayarım ona göre.
bir gün dünyayı unutacak kadar birine aşık olacağımı söyleselerdi gülerdim. Demek olabiliyor mu? O kadar da az tanıyorum ki seni. Gene de... bildiğim, gördüğüm kadarı bana yeter. Hiç kimse de sendeki insanlığı görmedim. Senin gibi biri kalksın, zavallı yetimlerin dertleriyle ilgilensin. Sen hasta küçük bir çocuğa bakarken, şefkatten, merhametten gözleri yaşarsın. Daha fazlasına gerek var mı? O kadar büyüsün. Her insanın yapması gerekeni yaptım. Yani insan olmaya çalıştım. Ve bu senin eserin. Ne oldu? Neyin var? Sende bir sır var ama çözemiyorum. Niye rahatsızsın? Bana inan. Senin için yapamayacağım fedakarlık yok. Tüm yaşamımı yetim ve yoksul çocuklara adamıştım. Sevgiden, dostluktan nasibimi alamamıştım. Şimdi sen varsın. Sana inanmakla belki en doğru işi yaptım. Belki de en kötü. Pişman değilim. Sevgi benim için üç tekerlekli bir bisikletin rüyasıydı. Ellerimse kan ve ateşten sırılsıklam. Mutluluğu birçokları gibi parada, mülkte değil, sevginin dost ellerinde aradım. Umutlarımın kırıldığı anda seni buldum. Söylemesen de, anlatmasan da senin aynı duygularla ezik, kırık ama umutlu olduğunu biliyorum. İçimde bir ses mutlu olacağımızı söylüyor. Ben senin düşlediğin insan değilim. Şimdiye dek yaptıklarımı bir bilsen. Seni seviyorum. Beni? Bir canavarı ha? Sen canavar olamazsın. Olsan da bir kalbin olduğuna inanıyorum. Başını bu kalbin mermer duvarlarına çarptığında pişman olacaksın. Her şeye razıyım. Yeter ki beni sevdiğini söyle. Kim o? Ben Nazmi. Bir dakika. Dur baba.
Korktuğun mu vardı? İçeride değil mi? Baba. İşi aldık, namus sözü verdik. Bu iş bitecek Fırat. Kızı kendine alıp milyonların üstüne oturacağından söz ettiler. Benim evladım öyle şey yapmaz dedim. Benim oğlum kahpe değildir dedim. Babanın yüzünü kara mı çıkaracaksın? Bu iş yarın akşama kadar bitecek. Bitmezse evladım değil. Can düşmanımsın. Bir şey mi var? Bırakın kızın peşini. Ona çok alıştım. Kılına dokunursanız... Evet. Gerisini getir. Ne yaparsın kılına dokunursak? Eline verdiğimiz silahı bize mi çekersin? Baba. Anla beni. Bize mi çevirirsin? Ateş mi edersin? Konuşsana! Silahını bana mı çevireceksin? Evet. Bu kızın yığınla öksüzü var baba. Ona kıymak bize yakışmaz. Ve ben onu çok sevdim. Ben anlamam. Bu iş yarın bitecek. Yanında bir kızla çıkacak. Peşlerini bir an bırakma. Gittikleri yeri de bana bildir. Hay hay, emredersiniz efendim. Polise gider mi dersin? Gitmeyecek kadar kurnazdır. Ya savcılığa giderse? Kapıda Şenol'u bekletiyorum. Evden çıktığı an bize bildirecek. Öyle bir gammazı kendi eliyle vurmuştu. Bilir onlar. Neler oluyor anlayamıyorum. Bir sır var sakladığın. Bir adam geldi eve alt üst oldun. Şu anda da kaçıyoruz. Kimden? Niçin? Nere? Kimsin sen? Ne olur bana kendini anlat. Anlatacaklarım seni üzecek ama... gerçeği öğrenmenin zamanı geldi. Ben kiralık bir katilim.
Seni öldürmem için kiraladılar beni. Benim ölmemi kim istedi? Amcan ve akrabaları. Rıza amcam mı? O mu benim ölmemi istiyor? Rıza amcam. Evet, Rıza amcan. Babandan kalan toprak ve tüm mirası senin elinden almak için ortadan kalkman gerekiyormuş. Ve bu işi bana verdiler. Ama yapamadım. Tüm yaşamını yetim ve yoksul çocuklara adamış genç bir kıza kıyamadım. Fırat, sana anlatmaya fırsat bulamadım. Dün avukatım geldi. Tüm arazileri satıp parayı bankaya bloke etmiş. Ve ben parayı okulun yönetim kuruluna bağışlamak için toplantı tertip ettim. Okul için yaptıklarına idari heyeti minnettar. Seni de aralarında görmek istemişlerdi. Ama madem ki amcamın gözünü kan ve ihtiras bürümüş, gel her şeyi ona verelim. Olmaz. O para senin. İstediğin yere kullanacaksın. Geri kalan bütün belaları başından alacağım. Evet Şenol. Fırat Valentino'ya gidiyor. İşindeyim. Ne yapayım? Ayrılma geliyorum. Bizden evvel çıkarsa ne yapacağını biliyorsun. Valentino'ya gidiyoruz. Sen zahmet etme ağa. Biz kendimiz göreceğiz işi. Allah kahretsin! Oyaladılar bizi. Şimdiye kadar 100 kere temizlemiştik. Tophaneli sağlam delikanlıdır. Adamlarıyla düştü peşine. İzini ilk bulan bana haber verecek. 4 saat izin size. Hadi! Dağılın! Geliyorum. Benim şerefimi 2 paralık ettin. Yapamadığın zaman karşında beni bulacağını, can düşmanım olacağını söylemiştim.
Söyle, neden? Sen hiç sevdin mi baba? İçim yanıyor baba. İnsan bir kere sevmeye görsün. Sonra her şey bitiyor. Ta ki cehennemin sonuna kadar gitse bile. Onu seviyorum baba. Seni de seviyorum. Bugüne kadar aldığım canların adını duymak istemiyorum. Döneklik ölüm demektir. Bu kanundur. Uygulamayan da alçaktır. Bu acıdan kurtulamazsam babamsın demem seni de öldürürüm. Beni birazcık seviyorsan kurtar baba. Ne olur kurtar. Bir dediğimi iki etmedin. Hadi şimdi bunu da yap. Öldürürüm seni baba. Baba seni öldürürüm! Yeter baba. Ona da sevdiğimi söyleyeyim. Hı?
Yetim Vakfı için ayrıca müracaat edildi Eda Hanım. Vakıf kurulunca bağışladığınız para ve emlakınız vakfa devredilecektir. Okul yönetim kurulu size şükranlarını sunar. Seni yürekten kutlarım kızım. Sadece bir tören yapmamıza izin vermeni istiyorum. Çok teşekkür ederim, rica ederim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hepinize çok teşekkür ederim, sağ olun. Tabii, harika. Çok. Bu kadar. Mavi.